Bir kimse eşine üç defa boş ol derse boşanma gerçekleşmiş olur mu? Ne dersiniz? Şimdi bu konu ihtilaflı bir konu. Alimler arasında ihtilaflı olan bir konudur. O da bir kişi, bir kişi evlendiği vakitte nikah haktını yaptığında, nikah haktını yaptığında hı, hı. eşini boşamada üç hakka sahip olur. Eşini boşamada üç hakka sahip olur. Birinci hakkı, ikinci hakkı, üçüncü hakkı. اَتْتَلَاقُ مَرَّتَانِ Talak iki kezdir. فَيِمْسَاكُمْ ev اَوْ bir بِإِحْسَانِ Üçüncüsü de ya tutacaksın onun nikahında tutacaksın yahut da güzellikle, güzellikçe e, adaba uygun, ahlakı İslam'a uygun boşayacaksın. Üç, üç hakka sahip olur. Şimdi bir insan eda ehliyetine sahipse, Akıl bali rüştüne ermiş, e, akli melekelerinde zerre kadar bir noksanlığı yoksa kendisine verilen bu üç hakkı bir anda kullanabilir mi? Yoksa dağıtarak kullanması mı gerekir? Bir anda kullanabilir mi? Üçünü birden yoksa dağıtarak kullanması mı gerekir? Evet İslam dağıtarak kullanmasını emrediyor dağıtarak koyun yani farklı farklı zaman ki, dilimlerinde. Farklı farklı zamanlarda boşamayı yap. <laughs> ne diyor mesela eşine de ki boşsun veya seni boşadım. Seni boşadım dedikten sonra bir o temizlik döneminde boşayacak. Temizlik dönemi. Ondan sonra kadın ne yapacak? Hayız olup temizlenecek. İddet. Değil mi? Düşünecek. Daha üç hayız olacak ya. 3 hayza kadar bekleyecek. düşünecek bu. Acaba kararımda doğru muyum, yanlış mıyım? Birinci hayız geçti düşünüyor. Bak düşünme payı diyoruz buraya. Karar veremedi. Hanımefendi nerede bu arada boşandığı, boşadığı hanımefendi? Aynı evde. Odalar farklı. Birisi bir odada duruyor, birisi diğer odada duruyor. Tamam mı? Buna iddet diyoruz biz. Sayılı günler bekleme demek yani kısacası. Evet. İkinci hayız geçti. Hala düşünüyor. Düşünüyor. Üçüncü hayız daha bitti. Hala düşünüyor. Evet, 3 hayızdan sonrası kadına zulüm olur. Dolayısıyla ne yapmış oldu? Boşanma şimdi gerçekleşti. Boşanma ne yaptı? Şu anda gerçekleşti. 3. hayızdan çıktıktan sonra gerçek. O zaman herkes yoluna. Herkes ne yapar yoluna. Aradan diyelim ki bir sene geçti. Eşler pişman oldu. Araya eş dost girdi veya kendileri çocuklarını düşündü. Yaptıkların yanlış olduğunu. Ya biz happeyi kuppe yaptık kardeşim. ...niye böyle yaptık, yanlış yaptık dedi. Birbirlerinden özür dilediler. Yeni bir nikah kıyarak ne yapabilirler? Barışabilir. Barışabilir ve evliliklerini kalan iki haklarıyla devam ettirebilirler. Tamam. Eğer iddet süresi bitmedi. Mesela ikinci hayızdan çıktı. Temizlik döneminde koca hata yaptığını anladı. Gitti eşine dedik özür dilerim. Ben yanlış yapmışım. Beni affet dedi. Ve ondan sonra da... E, ...biz hayatımıza kaldığımız yerden devam edelim dedi. Elinde de bir çiçek diyelim veya bir tatlı veya hanımefendinin sevdiği bir şey hanımefendi de bu teklifi tamam sevese seve kabul eder çünkü aileyi korumak kadınların fıtratındandır ve hiç nikah bile yenilemeden evliliklerine kaldıkları yerden iki hakkı bağla devam eder. devam eder şimdi bu demek ki kendisine verilen üç boşama hakkını ayrı ayrı kullanması tavsiye edilendir peki birlikte kullanabilir mi? Evet. Birlikte de kullanabilir. Niye? Çünkü reşittir. Tasarruf ehliyetine sahiptir. Dolayısıyla birlikte kullandığı vakitte de geçerli olur mu? Dört mezhep ve onlarla birlikte hareket eden alimler evet geçerli olur diyorlar. Yani Niye? üçünü peş peşe mi? Beraberce. Boşsun, boşsun, boşsun. Veyahut da seni üç talakla boşadım. Tamam? Üç talakla boşadım dedi vakitte üç hakkını birden ne yapmış olur? Kullanmış olur mu? Olamaz mı? Dört mezhep alimleri ve onlarla beraber aynı görüşü paylaşan alimler diyorlar ki kişi reşit mi? Reşit. Peki bu insan can dokunulmazlığı var mı? Var. Mal dokunulmazlığı var. Şeref, ırz dokunulmazlığı var mı? Var. Niye sözünün dokunulmazlığı olmaz? Bak buradan bakıyorlar. İnsanın canı ne kadar değerli değerliyse sözü de akli melekeler yerinde olan akıl bali, rüştüne ermiş olan insanın sözü de canı kadar değerlidir. Dolayısıyla Allah'ın kendisine verdiği hakkı yanlış kullansa da, günahkar olsa da, bid'at işlemiş olsa da verdiği üç talak geçerlidir diyor. O zaman üç bağ mı kopmuş olur? Üç hocam? bağ birden koparmış olur. Kime göre bu? Dört mezhebe göre. Dört mezhebe göre. Dolayısıyla bunlar evlilik ne yapmış olur? Aralarındaki nihai olarak bitmiş olur diyor. Şimdi, hocam, vaktimiz daraldı tam da böyle ipin koptuğu noktaya geldik ama biraz hızlanmak istiyoruz. O zaman Mümkünse. kısaltmak lazım çünkü bu önemli bir mesele. Hiç ama mesele kısaltayım ama. mümkün olduk. Sahabeden itibaren, İbn Abbas'tan itibaren gelen bir ekol var. Onlar da diyorlar ki, onlar da diyorlar ki, üç talak, üç talak, bir anda verildiği vakitte bu bidattır doğru. Burada katılıyorsun. Bu günahtır doğru katılıyoruz. Ama üç talak bir arada verildiği vakitte boşsun 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 veyahut da üçten dokuza seni boşadım halkımızın tabiriyle derse bu insan birinci talakla eşini boşamış, iki ve üçüncü kelimelerle de tekit etmiş olur. Pekiştirmiş mi yani? Pekiştirmiş. Yani boşamayı pekiştirmiş olur. Dolayısıyla ne olur? Bir hakkı gider diyor. Dolayısıyla bir hakkı gider. Kalan iki hakları ne yaparlar? Devam edebilirler diyor. Peki Gelelim İslam alemindeki bugünkü uygulamaya. Fıkıh akademilerine, kurullara ve farklı alimlere baktığımız vakitte i̇bn Abbas radıyallahu anh'dan gelen bu ekolün görüşü tercih ediliyor. Mesela bizim Dil İşler Yüksek Kurulumuzda da bir insan eşine üç defa ayrı ayrı kelimeyle boşsun, boşsun, boşsun veya boşadım, boşadım, boşadım. Ya da üç talakla seni boşadım dediği anda bir bu talak bir gider. Dolayısıyla bir talak hakkı gittiğinden dolayı kalan iki talak haklarıyla başka bir boşanma olmamışsa evliliklerine ne yapabilir? Devam edebilirler diyorlar. Günümüzde fetva bununla veriliyor. Hocam ben buradan şunu çıkarttım. Belki izleyicilerimiz de anlar mı diye, belki doğru mudur bilmiyorum ama tilavet secdesini bir mekanda birden fazla okuduğumuz zaman bir defa tilavet secdesi yapıyoruz ya aynı mantık gibi mi çalışıyor? Yani aynı mekanda üç defa da söylesem bu bir sayılıyor. Evet bu tekittir. Aynı olay nedir? Tekrarıdır, teekididir. Dolayısıyla bu birdir. Birdir diyorlar. Yani İbn Abbas'tan bu tarafa gelen ekol. Bir olduğuna göre, üç hakkı var mıydı baştan söylemiştik? O zaman kalan iki hakları ne yapabilir? Devam edebilir. edebilir. Mesela bir insan eşini boşadı. Değil mi? Dedi ki, evet. boşadım, boşadım, boşadım dedi. Bir, bir hakkı gitti. gitti. Ondan sonra gitti mahkemeye verdi. İkinci bağda gider mi? Mahkemeye verdi. Niçin mahkemeye verdi? Aynı boşanma gerekçesinden dolayı verdi. Dolayısıyla ne yaptı? O tekit olur. Mahkemenin boşanması dinen boşamayı tekit eder. Bir hakları gider. Ha, i̇ki hak gitmez. Gitmez. Tekit. Bakın tekit dediğiniz için değişik bir misal verdim Eyvallah. ki. Bu, gerekçe neydi? Aynı gerekçeydi. Onun uzantısı neydi? Dinen boşandık madem. O zaman ben resmiyette evet, de boşanayım de ve bu iş tamamıyla bitsin. Gitti. Aynı sebepten mahkeme müracaat etti ve boşandılar. E, mahkeme dini boşamayı tehdit etmiş olduğu için eşlerin bir hakları gider. Kalan iki hakları ileride pişman olurlarsa bir yıl sonra, iki yıl sonra, üç yıl, beş yıl sonra o zaman yeni bir nikah akdi yaparak evlilikleri ne yapabilirler? Devam, devam ettirebilir. Evlilikleri devam ettirebilirler. Yeni bir evlilik kurabilirler. Aynen, Çünkü bu devam yorum. değil. Yeni bir evliliktir. Yeni bir evlilik kurabilirler. Eyvallah hocam.